Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network+ Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde IP versiyon 4 ve IP versiyon 6 yönlendirme protokolleri hakkında konuşacağız ve bu Network+ Plus sınavı n 10 004 bölüm 1.5'ten geliyor. Burada en yaygın IP versiyon 4 ve IP versiyon 6 yönlendirme protokollerini tanımlamamız gerekiyor ve burada öğrenmemiz gereken 3 farklı kategori bulunuyor. Bağlantı durumu, mesafe vektörü ve hibrit yönlendirme protokolleri hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Ve bunların her birisinde bazı yönlendirme protokolleri örnekleri var. Bunlara göz atacağız. Benzerliklerinin ne olduğunu, farklılıklarının ne olduğunu ve bu yönlendirme protokolleri hakkında bilmemiz gerekenleri göreceğiz. O halde bağlantı durumu yönlendirme protokolleri ile başlayalım. Bağlantı durumu yönlendirme protokolleri kendi isimlerini alır. Çünkü routerların birbirleri arasında konuştuğu bilgi, bağlantı ile, bağlantının nasıl olduğu ile ilgilidir. Geçerli bağlanabilirlik ile alakalıdır. Eğer bağlantı kurulmuş ise buraya gidebilirsiniz. Eğer bağlantı kurulmamış ise buraya gidemezsiniz. Oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Ancak bir bağlantının kullanılabilir olup olmadığına ve bunlar arasında yönlendirme yapıp yapamayacağımıza karar vermek için bazı çok kompleks protokoller vardır. Bu kendi çalışma biçiminde oldukça ölçeklenebilir. Büyük ağlarda çok sık olarak kullanılır. Çünkü bağlantının durumunun anlaşılması zaman zaman kompleks bir işlemdir ve tüm ağ hakkında router'ın çok fazla şey anlamasını içerir. Ayrıca bu bağlantı durumu yönlendirme protokollerinin iki türü hakkında konuşacağız. Network Plus sınavınız için iki şeyi bilmeniz gerekiyor. Bunlardan birisi OSPF'dir ve diğeri ISIS'tir. O halde ilk olarak OSPF ile başlayalım. OSPF Open Shortest Path First İlk açık yöne öncelik ifadesi için kısaltmadır. Bu kulağa bir bağlantı durumu protokolü gibi geliyor değil mi? Ve bu isimden de anlaşıldığı gibi çalışıyor. Eğer bir bağlantı açık ise ve bu gidilecek en kısa yol ise buraya gideriz. Oldukça basit görünür. Burada görünenin ardında ağlarımızı alanlarda gruplandırıyoruz. Bu çok büyük ağlarda oldukça sık olarak kullanılır ve bu alanlar oluşturduğumuz ağların paketleri var ve bizim yapacağımız şey bu paket tipleri arasında yönlendirme yapmaktır. Şimdi OSPF'deki varsayılan alan sıfırdır. Bunu çok sık göreceksiniz. Bazı OSPF ağlarında sadece tek bir alan var. Bu bir büyük alan sıfır. Daha büyük OSPF ağlarında bir alan sıfır, alan bir, alan iki, alan üç ve daha bir çoğu olabilir. Şimdi her bir alan kendi bağlantı durumlarının, veri tabanının takibini yapmakla sorumludur. Bunların her birisinin gerçekten kendi başlarına bir dünya olduklarını göreceksiniz. Burada kendi alanında her şeyin takibini yapan bir alan ve farklı alanlar arasında neler olduğunun takibini yapan routerlar var. Bu yönlendirme için gerçekleşen işlemleri gerçekten bölümlere ayırmaktır. Bunu yönlendirme protokolleri ile çok fazla göreceksiniz. Her bir bağlantı kendisiyle ilişkilendirilmiş maliyet adı verilen bir şeye sahiptir. Bu yüzden bir router kendisine bağlanmış 10 farklı bağlantıya sahip olabilir. Bunun bu bağlantılar boyunca trafiğin nasıl gideceğini belirlemesi gerekir. Ne kadar maliyeti olduğuna bakacaktır. Eğer bunu yapacaksanız bu uzunluklara gitmek için ve çıktının ne olduğunu, ne kadar hızlı olduğunu, burada ne kadar trafiğin geçtiğini, bu bağlantının ne kadar güvenilir olacağını ve ne sıklıkla çalışıp çalışmayacağını, trafiğin buradan geçip geçmeyeceğini, gidiş dönüş süresini, trafiğin A üzerinde ne kadar hızlı ileri geri gideceğini, en düşük maliyet kazançlarını hesaplayacaktır. Bu yüzden aradığımız en küçük maliyet bu bağlantıya gidecek olandır. Eğer aynı ağ için iki bağlantıya sahipsek ve bunlar kendileriyle aynı maliyet ile ilişkilendirilmiş ise OSPF yük dengesi adı verilen bir şey yapacaktır. Bu bağlantıların her ikisini de kullanır. Trafiği gönderir, trafiği ayırır ve böylece bir yer için çoklu bağlantılara sahip olmanın avantajlarından yararlanabilirsiniz. Eğer bir bağlantıyı kaybederseniz, bu sadece diğerini kullanır. Bu bağlantı durumunu kaybettiğinizi bilir ve diğerini kullanır. Öyleyse burada bütünleşmiş şekilde bazı ek beceriler vardır. OSPF bir şeyler değiştiğinde belirlemek için gerçekten iyi bir şeydir. Bir sonraki videomuzda yakınsama adı verilen bir şey hakkında daha fazla konuşacağız. Ancak ağ bağlantı durumundaki bu değişiklikler gerçekten bir yönlendirme protokolünde son derece önemlidir. Çünkü ağınızın çok çabuk bir şekilde kurtarılabilmesini istersiniz. Ve OSPF bu kurtarma işlemini çok çabuk gerçekleştirebilen bir şeydir. Genelde birkaç saniye içerisinde bir bağlantının çalışmadığını belirleyebilir ve tamamen farklı bir bağlantı üzerinden trafiği yönlendirmeye başlar. OSPF çok kompleks bir protokoldür. Bunu küçük ağlarda çok fazla göremezsiniz. Bu gerçekten çok özel amaçlar için kullanılır. Çünkü çok fazla karmaşıklığa sahiptir. Ancak OSPF hakkında bilgiliyseniz veya kendi ortamınızda OSPF kullanıyorsanız o zaman yönlendirme protokollerinin bu özel tipini nasıl kullanacağınız konusunda çok şey biliyor olabilirsiniz. Ve büyük ihtimalle çok büyük bir şirket tipi A üzerinde bulunuyorsunuzdur. Network Plus sertifikasyonu için bilinmesi gereken bir diğer bağlantı durumu protokolü de Intermediate System to Intermediate System. Ara sistemden ara sisteme. Kısa ifadesi ISIS'tir. Bu OSPF kadar çok popüler değildir. Ancak bazı çok çok büyük ölçekli ağlarda kullanılmaktadır. Genelde bunu servis sağlayıcı ağlarda görebilirsiniz. Bu küçük veya orta ölçekli bir şirket ağında çok sık rastlanan bir şey değildir. Ancak büyük ortam ağlarında Büyük servis sağlayıcı sağlaylarında, bu tür ortamlarda ISIS yönlendirme protokolünün kullanıldığını görürsünüz. Bu ayrıca iletişim kurabilmek için alanlar olarak ifade edilen bir konsepti kullanır. Bu OSPF için çalışıyordu. ISIS için de son derece iyi çalışıyor. ISIS ile ilgili küçük bir farklılık vardır. Bu farklı yönlendirme seviyelerini kullanır. Bu ayrıca OSPF'e çok benzer ve çalışma şekli olarak bireysel bölgelerin içerisinde yönlendirme yapan bir seviye 1 var ve ayrıca alanlar arasında yönlendirme yapan bir seviye 2 var. Bu kendi çalışma şekli için çok iyi şekilde düzenlenmiş, çok iyi yapılandırılmıştır. Teorik olarak bir ISIS ile yönlendirilmiş ağı OSPF'den çok daha büyük olacak şekilde ölçekleyebilirsiniz. Bunu çok büyük ortamlarda gerçekten görürsünüz. Çünkü bu routerlar arasında ileri geri çok fazla bilgi göndermez. Bunun çalışma şekline baktığımızda daha az konuşkan olarak ifade ediyoruz. Ve muhtemelen servis sağlayıcıları bu yüzden bundan hoşlanıyorlar. Çünkü servis sağlayıcılarında, idari ağlarda, gerçekten büyük ölçekli ağlarda sizin bulunacağınız ağ bağlantısı tipini asla tam olarak bilemezsiniz. Bu oldukça yavaş bir bağlantı olabilir. Çok hızlı bir bağlantı olabilir. Karasal olmayan bir bağlantı olabilir. İletişim için uyduları kullanıyor olabilir. Bu yüzden olabildiğince verimli olması gerekir ve hala büyük ölçekli bir ağı destekleyebilmelidir ve o ağ üzerindeki parçalardan her birisi üzerinde trafiği yönlendirebilmelidir. Yönlendirme protokolünün diğer tipi de uzaklık vektör yönlendirme protokolü adı verilen bir tiptir. Şimdi bizim bağlantı durumu yönlendirme protokollerimiz ile birçok farklı değişkeni hesaba katıyoruz. Bir bağlantının ne kadar uzak olabileceğine baktık. Buradan geçen toplam trafiğin ne olduğuna, bir bağlantı üzerinden giden cevap süresine baktık ve maliyeti hesapladık. Ve en düşük maliyete sahip olanı seçtik. Uzaklık vektörü kendi çalışma tarzına göre oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Bu sadece diğer ağa ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmek ister. Bir başka ifade ile diğer bir ağa ulaşabilmek için kaç tane router'a gitmem gerekiyor ve daha sonra bu uzaklığa bağlı olarak hangi vektörün kullanılacağını belirler. Şimdi bu burası ve orası arasındaki ağların ne kadar hızlı olduğunu bilmiyor. O A'a gitmem gerekiyorsa buraya ulaşmak için 4 sıçrama aralığını aşabileceğimi ve buraya gelmek için 6 sıçrama uzaklığını aşabileceğimi biliyor. Bu 4 sıçrayış uzaklığını seçecek. Şimdi 4 sıçrama ile olanı çok yavaş ağlar üzerinden olabilir. Ancak bu uzaklık vektörünün yaptığı bir şey değil. Bu sadece kaç tane sıçrama olacağını biliyor. Sadece uzaklığı biliyor. İlgilendiği tek şey bu. Bu uzaklık vektörleri ile güzel olan bir şey, bunun konfigürasyonunun oldukça kolay olmasıdır. Temel olarak bunu açıyorsunuz ve tamamlanıyor. Yönlendirme protokollerinin bu tiplerinde yapılandırılacak çok fazla şey yoktur. Bunlar genelde otomatik olarak yapılır ve bu yüzden daha çok küçük ve orta ölçekli ortamlarda kullanılır. Ve hatta büyük şirketler dahi uzaklık vektör yönlendirme protokollerini kullanırlar. Çünkü bu ihtiyaç duydukları şeydir belki de bunların tüm uzunluklarının nispeten daha hızlı olduğunu bilirler. Aşırı yük dengelemesi yapmanıza gerek yok. Sadece uzaklık vektörünü kullanacağız. Ve ihtiyacımız olan şeyi yapmak için bu yönlendirme protokollerini kullanmakta herhangi bir sorunumuz olmaz. Uzaklık vektör yönlendirme protokolünün bir tipi de RIP olarak ifade edilen bir şeydir. Burada ayrıca RIP'in başka bir versiyonu olan RIP versiyon 2 vardır. Bu, Routing Information Protocol yönlendirme bilgisi protokolü ifadesi için kısaltmadır. Bu en yaygın yönlendirme protokollerinden birisidir. Versiyon 2 sınıfsız ara alan yönlendirmesi bizim yan blok gösterim yönlendirmemiz için güncellenmiş olan versiyonudur. Bu ayrıca routerların gerçekten gerçek bir routerdan cevap aldıklarını doğrulamak için bazı kimlik doğrulamalarına sahiptir ve burada versiyon 2'de başka geliştirmeler vardır. Ancak RIP neredeyse tüm yönlendirme teknolojilerinde desteklendiğini gördüğümüz bir şeydir. Bunun hangi ağ adresine gidebileceğini, kaç kez sıçrama olacağını ve oraya ulaşmak için hangi yönde gideceğini bilmesi gerekir. Hepsi bu. Oldukça basit bir şekilde çalışıyor. RIP ve RIP versiyon 2'nin maksimum sıçrama sayısı 15'i desteklemektedir. Eğer bir bağlantı 15 sıçramadan daha uzaktaysa buraya ulaşmak için RIP'i kullanamazsınız. Çünkü RIP otomatik olarak bunun ötesindeki herhangi bir şeyin takibini yapamayacaktır. Daha önce de bahsettiğim gibi bu oldukça popüler bir yönlendirme protokolüdür. Hatta çok fazla sayıdaki sıçrama konusunda endişe etmenize gerek olmayan çok büyük ağlarda dahi görülür. Bu çok iyi ve otomatik şekilde çalışıyor. Bir uzaklık vektör ortamında kullandığımız bir diğer protokol tipi de BGP adı verilen bir tiptir. BGP internetin hepsi için standart yönlendirme protokolüdür. Bir internet servis sağlayıcısına bağlandığınız zaman eğer o bağlantı için bir statik yol gibi bir şey yapamıyorsanız ve bu elbette tüm internet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan bir şeydir. Muhtemelen BGP yoluyla buna bağlanıp kullanırsınız. Ve internetteki herkesin BGP kullanmasından dolayı bunların hepsi birbirleriyle iletişim kurabilirler. Eğer birileri başka tipte bir yönlendirme protokolünü kullanmayı denerse internetten düşecektir. Bu yüzden herkesin internet üzerinde tek tip komünikasyon kullanmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor ve bu bunu yapmak için tek yoldur. Bu son derece esnektir. Bunu sadece ortamınız dışındaki iletişimi sağlamak için kullanmakla kalmayıp ayrıca ağımın içerisindeki ağlarda konuştuğum yerlerde bir dahili sınır ağ geçidi protokolü adını verdiğimiz bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Bu yüzden BGP'yi nasıl ayarlarsanız ağınız dışında iletişim kurabilir veya ağınız içerisinde kullanabilirsiniz. Bu çok esnek bir şekilde çalışmaktadır. Birçok şirket BGP'yi kullanır ve kendi internet bağlantısı için çoklu servis sağlayıcılarına sahip olacaktır. Bunlar bir şirketten internete bağlantı satın alacaklar, başka bir şirketten internete bağlantı satın alacaklar ve bu ikisini aynı zamanda bağlayarak eş zamanlı olarak kullanacaklar. Buna çoklu özgüdüm denir. Bu internette çoklu bağlantılarını kullanmanıza izin verir ve bu sayede avantajlardan yararlanabilirsiniz. Eğer bir sağlayıcıdan bir bağlantıyı kaybederseniz ve en azından diğer bağlantı hala kullanılabilir durumda ise, o halde o internet bağlanabilirliğini her zaman koruyabilirsiniz. Şimdi bir şeyler uzaklık vektörüne bölünmüyor ve bu bir bağlantı durumu protokolü değil. Bu her ikisi açısından da kullanılabilir. Buna hibrit yönlendirme protokolleri denir. Hibrit yönlendirme protokolleri bir parça birisinden ve bir parça diğerinden yapar ve sonuçta gerçek bir tane ortaya çıkar. Bu hibrit tipi yönlendirme protokolüne EIGRP diyoruz. Buna Enhanced Interior Gateway Routing Protokol, geliştirilmiş dahili ağ geçidi yönlendirme protokolü denir. Bu Cisco'ya ait bir tescilli bağlantı durumu ve uzaklık vektör protokolüdür. Bu kendi routerları için tescilli olan bir şeydir. Bunu ayarlamak ve çalıştırmak çok kolaydır. Bu bir uzaklık vektör konfigürasyonunun kullanım kolaylığını alır ve bağlantı durumu protokollerinin esnekliği ile birleştirir. Bunun baktığı şey toplam gecikme, minimum bant genişliği, güvenilirlik ve yük gibi şeylerdir. Bu tüm istatistik tiplerini izler ve bunlara göre hangi bağlantının en iyisi olacağına karar verir. Bunun için çok küçük bir konfigürasyon yapmanız gerekir ve her şey otomatik olarak çalışır. Bu modülümüzde neler öğrendiğimize bir göz atalım. Yönlendirme protokollerimizden bir bağlantı durumu yönlendirme protokolünün örneği hangisidir? Sadece bunlardan herhangi birisini seçin. Hatırlayacak olursanız bu modülde bunlardan iki tanesine göz atmıştık. OSPF ve ISIS'i görmüştük. Bunlardan herhangi birisi bu soru için doğru cevap olacaktır. Diğer sorumuz RIP ne tipte bir yönlendirme protokolüdür? Biz ayrıca RIP versiyon 2'yi gördük ve bunların ikisi de uzaklık vektör yönlendirme protokolleridir. Son sorumuz Cisco'nun kendi yönlendirme aygıtlarında kullandığı tescilli bir yönlendirme protokolü olduğundan söz etmiştik. Kendi yönlendirme aygıtlarında kullanmak için seçeneklerden birisiydi. Cisco'nun tescilli yönlendirme protokolü hangisiydi? Bu EIGRP yani geliştirilmiş dahili ağ geçidi yönlendirme protokolüdür. Umarım Network Plus sertifikasyonunun yönlendirme protokolü kısmı için bilmemiz gereken şeylerden bazıları hakkında bazı fikirlere sahip oldunuz. Bağlantı durumuna, uzaklık vektörüne ve hibrite göz attık ve şimdi tüm dünyada kullanılan yönlendirme protokolleri tipleri hakkında oldukça iyi fikirlere sahip olduk. Eğer Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek ve mesaj panolarımıza katılmak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com